Diferansiyel denklemlerle ilgili bu videoları yapalı neredeyse bir yıl olmuş. Aradan bu kadar zaman geçtiğine göre gelin devam edelim ve listeye birkaç video daha ekleyelim. Bundan önceki videoda size homojen olmayan bir diferansiyel denklemin Laplace dönüşümü ile çözümünü göstereceğimi söylemiştim. Araya bu kadar zaman girdiği için küçük bir örnekle başlayalım istiyorum. Bu arada siz eğer bu videoları arka arkaya izliyorsanız aslında neden bahsettiğimi çok daha iyi biliyorsunuz. Peki. Peki, y'nin ikinci türevi artı y eşittir sinüs 2t ile başlayalım. Bazı başlangıç değerleri de olacak. y 0 eşittir 2 ve y üssü 0 eşittir. 1. Bundan önceki videoyu kısa bir süre önce ya da hemen bundan önce izlediyseniz şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorsunuzdur. Evet, denklemi çözmek için eşitliğin iki tarafının da Laplace dönüşümünü alacağız. Buradan fonksiyonun Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulup, ters Laplace dönüşümü alarak fonksiyonun neye eşit olduğunu bulacağız. Bu söylediklerim herhangi bir anlam ifade etmiyorsa biraz sabredin, ne demek istediğimi az sonra anlayacaksınız. Bundan önceki ya da ondan önceki videoda size y'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümünün, evet bunun s kare çarpı y'nin Laplace dönüşümü, evet, eksi s'in derecesini azaltacağız. s çarpı y sıfır. Bunun türev almaya benzediğini düşünebilirsiniz. Aslında integral yani bu tam olarak bunun ters türevi değil. Laplace dönüşümü bir integraldir. y sıfır da bu durumda bundan bir türev uzakta gibi bir şey oluyor. Eksi y üssü sıfır. Bunu istersek y'nin Laplace dönüşümünü kullanmadan S kare çarpı büyük Y S. Evet kafanızda soru işaretleri oluştuysa bu S'in bir fonksiyonu olacak Y'nin değil de ondan. Devam ediyorum. Eksi s çarpı y sıfır eksi y üssü sıfır. Bunlar sayı öyle değil mi? Yani fonksiyon değiller. Fonksiyonun ya da fonksiyonun türevinin sıfırda aldığı değerlerden bahsediyoruz. Ayrıca bunların neye eşit olduklarını da biliyoruz. y sıfır evet bu 2 ve y üssü sıfır da 1'e eşit. Şimdi bu ifadeye geri dönecek olursak eşitliğin iki tarafının Laplace dönüşümünü almak için işe bunun Laplace dönüşümü ile başlamamız lazım ve bunu burada yaptık. y'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümü s kare çarpı fonksiyonun Laplace dönüşümü bunu da büyük ys olarak yazıyorum. Eksi y sıfırın ikiye eşit olduğunu bildiğimiz için 2s yazıyorum y üssü 0'da 1 olduğuna göre bu da eksi 1. Sonra y'nin naplas dönüşümü var. Onu da yine büyük ys olarak yazıyorum. İsterseniz buraya da yazayım ki neyin nereden geldiğini aklımızda tutmak daha kolay olsun. Eşittir sinüs 2t'nin naplas dönüşümü. Önceki yıl yaptığım bir videoda size sinüs AT'nin Laplace dönüşümünün ne olduğunu göstermiştim. Hatırlamanız için hemen buraya da yazıyorum. Sinüs AT'nin Laplace dönüşümü a bölü s kare artı a kareye eşitti. a bölü s kare artı a kare. Bu durumda sinüs 2 t'nin laplas dönüşümü de a 2 olduğuna göre 2 bölü s kare artı 2'nin karesi yani 4'e eşit olur. Eşitliğin iki tarafının laplas dönüşümünü aldığımızda sağ tarafta da 2 bölü s kare artı 4 olacak. Şimdi y s'li terimleri ayıralım öyle değil mi? Bunları gruplayalım. s kare artı 1 Çarpı y'nin naplas dönüşümü yani ys. Şimdi de ys'li olmayan terimler var sırada. Eksi 2s eksi 1 eşittir 2 bölü s kare artı 4. İki tarafa 2s artı 1 ekleyelim. Bunu yapınca burada s kare artı 1 çarpı ys eşittir 2 bölü s kare artı 4 artı 2s artı 1 elde ederiz. İki tarafı bir de 1 de s kare artı 1'e bölersek y'nin laplas dönüşümünü yalnız bırakmış olacağız. Evet, y'nin laplas dönüşümü eşittir. 2 bölü s kare artı 4, iki tarafı buna böleceğimiz için bunu paydaya alabilirim. Çarpı s kare artı 1 ve artı 2s ve artı 1. Bunları da s kare artı 1'e bölmem lazım. 2s bölü s kare artı 1 ve 1 bölü s kare artı 1. Bunların ters Laplace dönüşümlerini alabilmek için kesirli ifadelerin basit olmaları gerekiyor. Bunlar kolay ama buradaki bizi biraz zorlayacak gibi görünüyor. Bunu daha basit iki kesrin toplamı olarak ifade edebilmek için kısmi kesir açılımı yapmamız lazım. Evet, yan tarafta yapalım bunu. Ayrıca bunun yani bu hesaplamaların, bu soruların en zor kısımları olduğunu da bilmelisiniz. Yani uğraştırıcı. Ne demiştim? Bunu daha basit iki kesrin toplamı olarak ifade etmem lazım ve bunu yapmak için de e, 2 bölü s kare artı 4 çarpı s kare artı 1 iki kesrin toplamı olarak yazacaksak bunu birinin paydası S kare artı 4 ve diğerininki de S kare artı 1 olacak. Paydaların derecesi 2 olduğuna göre payların derecesinin de 1 olması gerekecek, öyle değil mi? Demek istediğim bu AS artı B, bu da CS artı D formunda olacak. İşte bu kısmı sadece cebir. Kısmi kesir açılımı yapıyoruz. Bununla ilgili başka videolarda hazırlamıştım. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız şey, bu kesri iki farklı kesrin toplamı olarak ifade etmeye çalışmak ve bunu yaparken de a, b, c ve d'nin neye eşit olduklarını bulmamız lazım. Bir bakalım. Bunların ikisini birbiriyle toplayacak olsam ne olurdu? Öncelikle paydalarını eşitlemek için bunu bununla, bunu da bununla çarpmam gerekirdi, öyle değil mi? Paydayı yazayım. s kare artı 4 çarpı s kare artı 1. As artı b'yi, evet bunu S kare artı 1 ile çarpmam lazım. Bu şekilde bakarsanız bunlar birbirini götürünce geriye bunun kalacağını görebilirsiniz. Bunu bir de CS artı D çarpı S kare artı 4 bölü S kare artı 4 çarpı S kare artı 1 ile toplamamız lazım. Şimdi de A, B, C ve D'nin neye eşit olduklarını bulmak için bu parantezleri açalım a s çarpı s kare, evet bu a s üzeri 3'e eşittir. a s çarpı 1 a e, b çarpı s kare b s kareye ve b çarpı 1 de b'ye, c s çarpı s kare, evet bu c çarpı s üzeri 3'e, CS çarpı 4, 4CS. Şu an ne düşündüğünüzü biliyorum. Evet, gerçekten de yorucu ama dayanın çok az kaldı. C'li terimleri çarptık, sırada D'li terimler var değil mi? D çarpı S kare, D S kare ve D çarpı 4 ise 4D. Şimdi bunları birbiriyle toplarsak, renk değiştireyim. A artı C çarpı S üzeri 3 artı s kareli terimi yazıyorum şimdi de. b artı d çarpı s kare. Sırada s'li terim var. Artı a artı 4c çarpı s ve nihayet b artı 4d. Evet, paydaki terimleri birbiriyle toplayıp gruplayınca bunu elde ediyoruz. Çok uzun oldu ve bu sadece pay. Paydada ise s kare artı 4 çarpı s kare artı 1 var. Kesir çizgisini de çizeyim. Bu buna eşit olacak. 2 bölü s kare artı 4 çarpı s kare artı 1. Tüm bunları neden yaptığımı merak ediyorsunuz değil mi? Bunları a, b, c ve d'nin neye eşit olduklarını bulabilmek için yaptım. s üzeri 3'lü terimin katsayısı a artı c. Burada s üzeri 3'lü bir terim var mı? Yok. O halde hemen yazayım. a artı c 0'a eşit olmalı. Bunun sebebinin burada s üzeri 3'lü bir terim olmadığının bir kere daha altını çizmek istiyorum. s kareli terimin katsayısı ise b artı d. Burada s kareli bir terim de olmadığına göre b artı d'nin de 0'a eşit olması gerekir. Evet esli terimin katsayısı a artı 4c ama burada esli bir terim de olmadığına göre a artı 4c de 0'a eşit olacak. Son olarak sabit terim yani b artı 4d. Buradaki sabit terim 2 olduğu için bu 2'ye eşit olacak. Bunlar çözümü oldukça kolay doğrusal denklemler ve çözmek için de bunu bundan çıkaracağım. a eksi a evet 0 eder. c eksi 4c eksi 3c eşittir 0. O halde c 0'a eşitmiş. c 0, a artı c de 0 ise a da 0'dır öyle değil mi? Peki burayı çözmek için de bundan bunu çıkaracağım. b eksi b 0 eder d eksi 4 d'den de eksi 3 d elde ederiz. Ve bu eksi 2'ye eşit. O halde d neymiş? 2 bölü 3. Evet, eksi 2 bölü eksi 3'ten 2 bölü 3 elde ettik. b artı d sıfıra eşitti. Bu durumda b'nin de eksi d'ye eşit olması gerekir. Yani eksi 2 bölü 3'e. Şimdi de bunları yerine yerleştirmemiz lazım. Bu arada tüm bunları 2 bölü s kare artı 4 çarpı s kare artı 1'i 2 kesrin toplamı olarak ifade edebilmek için yapıyorum. Ve sonuç olarak a 0'dı, b ise eksi 2 bölü 3. O halde yazıyorum. Eksi 2 bölü 3 s kare artı 4 artı c sıfırdı. d ise 2 bölü 3, 2 bölü 3 bölü s kare artı 1. Tüm bunları bu kesri iki kesrin toplamı olarak ifade edebilmek için yaptık ve burada iki ayrı kesir daha var. Şimdi sonuç olarak elde ettiğimiz ifadeyi temize çekeceğim. Umarım hata yapmam. Y'nin naplas dönüşümü eşittir. Videonun başında da söylediğim gibi Cebir'in işin en zor kısmı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Eşittir bu iki kesinin toplam olarak yazdığım bu terim. Yazıyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpı. Bu arada bunu neden böyle yazdığımı da az sonra daha iyi anlayacağız. Evet, eksi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü s kare artı 4 ve artı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü s kare artı 1. Bunları neden böyle yazdığımı merak ettiğinizi biliyorum. İfadeleri inceleyecek olursanız bunun sinüs 2t'nin, bunun da sinüs t'nin Laplace dönüşümü olduğunu hemen fark edebilirsiniz. Ve işte bu yüzden de yani paydalarında 4 ve 1 olduğu için paya burada 2, burada da 1 yazdım. Bu birinci terimdi. İki terim daha var demiştim. 2 s bölü s kare artı 1 artı 2 çarpı s bölü s kare artı 1 artı sonuncusu artı 1 bölü s kare artı 1. Şimdi eğer bunun ters laplas dönüşümünü alabilirsek y'nin neye eşit olduğunu bulabiliriz. Ters laplas dönüşümü alacağız ve yaptıklarımın çok da zor şeyler olmadığını anlamanız için buraya da not edeyim. sinüs at'nin laplas dönüşümü. Evet bu a bölü s kare artı a kareye eşitti, öyle değil mi? Ve kosinüs at'nin laplas dönüşümü ise s bölü s kare artı a kareye eşittir. Bunların ters Laplace dönüşümlerini alırken bunlara ihtiyacımız olacak. Şimdi eşitliğin iki tarafının ters Laplace dönüşümünü alalım. Y'nin Laplace dönüşümünün ters Laplace dönüşümü y'nin ta kendisidir. Y'yi t'nin bir fonksiyonu olarak yazıyorum. Eşittir. Bu sinüs 2t'nin Laplace dönüşümüdür. Nasıl mı? a'nın 2 olduğunu düşünürsek bu 2 bölü a kare artı 4'e eşit olur. Hemen yazıyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpı sinüs 2 t. Benzer şekilde a 1 ise bu da sinüs t'nin laplas dönüşümüdür. Yani 2 bölü 3 çarpı sinüs t. Evet, 2 bölü 3 çarpı sinüs t. Sıradakini mavi ile yazacağım. Artı, bunun da Kosinüs t'nin Laplace dönüşümü olduğunu görüyorsunuz değil mi? a'nın 1 olduğunu düşünün. Bu durumda kosinüs t'nin Laplace dönüşümü s bölü s kare artı 1'e eşit olur. Evet, 2 çarpı kosinüs t. Son olarak bu da aynen buradaki gibi sinüs t'nin Laplace dönüşümüdür. O halde artı sinüs t. Çok az kaldı. Aslına bakarsanız işimiz bitti ama bu ifadeyi biraz daha basit bir şekilde ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Burada 2 bölü 3 sinüs t, burada da 1 bölü sinüs t var. 2 bölü 3 ile 1'i ya da 3 bölü 3'ü toplarsam 5 bölü 3 elde ederim. yt eşittir eksi 1 bölü 3 sinüs 2 t artı bunları topladık. 5 bölü 3 sinüs t ve artı 2 kosinüs t. Uzun bir soruydu öyle değil mi? Yine de yaptığımız en zor şey, evet kısmi kesir açılımıydı. Tabi bir de hata yapmamaya çalışmak. Sonuç olarak çok da karmaşık olmayan ve bu homojen diferansiyel denklemi sağlayan bir çözüm bulduk. Her neyse, umarım siz de faydalı bir video olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bir yıllık diferansiyel denklem aramızı da bu şekilde sonlandırmış olduk.